Sayfalarınızda data tutarsınız. Kullanıcıya göre bir data tutuyor olabilirsiniz veya herkes için ortak bir datayı tutuyor olabilirsiniz. Biz uygulamalarımızı statik yapmıyoruz artık. Yani bir web sayfasında herkese göre bilgiler değişkenlik gösterebiliyor. Bu durumda dinamik datayı kontrol etmek için Angular'da komponentlerden yararlanıyoruz. Uygulamamıza komponent eklemek çok kolay. Eklediğimiz Angular Files isimli extension vasıtasıyla Angular Files, hemen şöyle bir daha göstereyim size. Bu videodan başlamış olanlar için Angular boşluk Files ile hızlıca bu komponentleri oluşturabiliyoruz. Bir komponent oluşturmak oldukça kolay. SRC app klasörüne gittiğimizde sağ tıklayıp buradan generate component diyebilirsiniz. Veya projenizin içerisindeyken Angular CLI'yi kullanarak ng.j veya ng.generate'den geliyor. ng.g veya generate diyerek ne oluşturmak istediğinizi. Örneğin component. Peki bunun ismi ne olsun? Örneğin product komponenti olsun. Bunun için enter tuşuna basmanız yeterli. Örneğin bunu bu Angular CLI ile oluşturayım. Bakın product diye bir şey oluşturdu. Veya app klasörüne gidip sağ tıklayıp generate component deyip komponentinizin direkt ismini, herhangi bir şey yazmayın. Örneğin kategori komponenti. Bunu da yine böyle oluşturabilirsiniz. Bir komponenti açtığınız zaman örneğin product komponentini açalım. Burada yine app gibi 4 tane dosya göreceksiniz komponentle ilgili. Komponent dosyasının kendisi, test kodları, görüntü yani HTML kodu ve CSS'imiz. Şimdi siz bir komponenti eklediğiniz zaman komponentin app modül dosyası içerisinde bakın şöyle, ben bu uygulamada app komponent, product komponent ve kategori komponentini kullanacağım diyerek bu modülün içerisine, yani kısacası modül içerisinde komponentleri barındırıyor. Yaptığı işlerden bir tanesi diyelim. Bu bakımdan bakın biz bu modülde, yani aslında projemizin modülü app komponenti, product komponenti ve kategori komponenti diyerek 3 tane komponent oluşturmuş olduk. Biz komponenti Angular CLI ile veya scaffolding aracıyla kurduğumuzda, oluşturduğumuzda otomatik olarak önce import edilir ve importtan sonra deklarasyonlara o komponent kullanılacağı şekilde yazılır. Burada importun amacı, eğer Java, C Sharp gibi dilleri daha önce kullandıysanız oradaki hani import Java'da, .NET'te ise, C Sharp'ta ise using ile çağırdığımız, aslında hani benim burada product komponenti çağırabilmem için hani onu bir import etmem gerekiyor. Yani importun buraya yazmadığınız sürece importun hiçbir anlamı yok. Onu söyleyebilirim. Bu bakımdan şöyle ki burada bu komponentleri ekledikten sonra, otomatik eklendi zaten, artık komponentimizi kullanabiliyoruz. Şimdi örneğin product komponentini açıyorum. Product komponentine geldiğimde burada göreceksiniz product komponentinin bir komponent olduğuna dair bir bakın deklarasyon var burada. İsmi product komponent. Bu komponenti çağırmak için HTML tag'i haline getiriyordu. App komponentten hatırlayın. App product template yani HTML'i bu. CSS'lerinden bir tanesi de bu. Virgülle başka CSS'ler de eklenebiliyor. Ben burada artık komponentim içerisinde aynı app komponentinde yaptığımız gibi değişkenler tanımlayabiliyorum. Örneğin title deyip eşittir. Title için tek tırnakla verelim. Products diyelim mesela. Şöyle. Bakın bu, ben bunu kullanabilmek için, yani komponent bizim HTML'imize data taşıyor. Bakın yani HTML komponentten besleniyor. Öyle diyebiliriz. Bakımdan ben buraya gelip burada bir H3 tag'i vasıtasıyla
Örneğin title'ı yazdırabilirim. Onu da küme parantezlerinin içerisinde, iki tane küme parantezinin içerisinde yazıyoruz. Bakın artık ilk komponentimizi eklemiş olduk. Burada kaydedilmemiş bir şey kalmadığından emin olun arkadaşlar. Peki ben bu app komponentimi ekranda nasıl göreceğim? Yani şu yayınladığımız ekranda şu bölgede nasıl görüyor olacağım? Şu angler ile ilgili şu kısmı ben kaldırıp artık product'ı buraya yerleştirmek istiyorum. Bunun için tabii ki app komponentime gidiyorum. Çünkü benim ana komponentim oydu. App komponentimde aşağıya geldiğimde bakın şöyle bir UL'ler bir de şu şeyi görebileceğimiz, o welcome tool'ları görebileceğimiz kısım. Ctrl S yapıyorum. Sonucu bir görelim önce. Bakın sonuç devreye girmedi. Sizde girmiş olabilir. Ben her gün bir tane video çektiğim için ekranlar kapalı olabiliyor. Daha önce söylemiştim. Projem yayında değil. Integrate Terminal'e gelip bunu ekstradan kullanacağım. Bir terminal daha oluşturuyorum. Burada ng serve --open diyorum. Evet, uygulamamın yayına geçmesini bekliyorum. Evet, uygulamam yayına geçmiş bulundu şu an. Ekranda sadece o yukarıdaki navigation'ı göreceğiz. Çünkü bakın sildik. Evet, app komponentin içerisine gelip bakın burada bizim product komponentimizi çağırmamız çok kolay. Product komponentinde bakın app-product diyor. Bakın yani o kullanılacağı, çağrılacağı isim app-product diyelim. Ve onu kapatalım tabii ki. Ctrl-C ile de kaydedelim. Web watcher'ımız devreye girdi zaten. Bakın products ve product work. Yani title'ımızın oraya taşındığını göreceksiniz şu an. Ben burada sol tarafa da kategorileri koymak istiyorum. Dolayısıyla yani ekranın sol tarafında kategoriler, sağ tarafında ise ürünlerin bilgisi olsun. Dolayısıyla app kategoridir. Default isimlendirme budur zaten arkadaşlar. Ama yine de sizin için bir bakabiliriz. App component ts. Bakın burada app kategori. Hazır buraya gelmişken bir tane title'ı da buraya bırakalım. Title categories diyelim. Kategori görünümü. Kategori komponentinin HTML'ine de gelelim. Şöyle P'leri de sileceğiz daha sonra zaten. Bir H3 de oraya bırakalım. Ona da categories diyelim. Bu işlemi yaptığımız zaman hemen app komponent HTML'ime geliyorum. Burada kaydedilmemiş bir şey kalmadığından emin olun. Kategori var zaten. Bakın kategoris geldi. Alt alta geliyor tabii ki. Şu an için normal. Biz bunları Bootstrap kullanarak sol tarafa ve sağ tarafa yaslıyor olacağız.